Evet, büyükelçi atamaları önemli başkentler söz konusu olunca her zaman tartışılmıştır. Yani ne anlam taşıyor, o ülkeyle ilişkilerimizin geleceği anlamın açısından nasıl bir önemi var? Ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir büyükelçi atandığında da özellikle bu dönemde, yani Joe Biden'ın yeni göreve başladığı Washington'la ilişkiler açısından da nasıl bir anlamı olabilir tartışması başladı bile. Murat Mercan'ın Washington Büyükelçisi olarak atanmasından söz ediyoruz. Şimdi gelin bu atamayı ve bundan sonraki dönemde Ankara-Washington ilişkilerine nasıl yansıyabileceğini ve iki başkent arasındaki belli başlı sorunları konuşalım. Bir değerli emekli büyükelçiyle, aynı zamanda geçmişte Washington Büyükelçiliği yapmış emekli büyükelçi Sayın Faruk Loğlu ile konuşacağız. Sayın Loğlu, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, iyi akşamlar Zafer Bey. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi siz orada bulundunuz, o ağırlığı, o yükü yıllarca taşıdınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek herhalde Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli postlarından biridir. Ne anlama gelir ve böylesine sıkıntılı bir döneme girilirken Murat Mercan'ın sırtındaki yükü bize bir tarif edebilir misiniz? Şimdi tabii belirttiğiniz gibi Washington Büyükelçiliği birçok açılardan, birçok nedenden önemli bir görev. Sadece Türkiye için değil, diğer bütün büyük ülkeler için de aynen geçerli. Ben o görevi büyük bir onurla yaptım. Hala meslek hayatımın zirve noktalarından biri olarak görürüm. Şimdi yeni atanan büyükelçilerimize haberlerinizde verdiniz. Onların hepsine başarılar diliyorum. Çünkü yani büyükelçilerimizin başarılı olması demek ülkemizin çıkarları bakımından olumlu sonuçlar vermeleri anlamına geliyor. Fakat Washington tabii şu sıralarda sadece geleneksel öneminin ötesinde Türkiye ile Amerika arasında ikili bölgesel ve uluslararası sorunlar gündemi çok karmaşık, çok uzun olduğu için ve iki ülke arasındaki ilişkiler bayağı sıkıntılı bir dönemden geçmekte olduğu için uzunca bir süredir ve önümüzdeki dönemde de pek parlak böyle durumu aydınlatacak veya hafifletecek, ilişkileri düzeltecek bir işaret de yok. O bakımdan Washington'a yapılan atama önemli. Şimdi tabii oraya atanan büyükelçi meslek dışından bir büyükelçi. Ben onun üzerinde fazla durmayacağım. Çünkü yani diğer bütün meslektaşlarımız gibi o büyükelçiye de ben başarılar diliyorum. Açının büyük bir çıkmazı olacak. Çıkmazı var. İki türlü çıkmazı var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi, Amerikan Kongresi, Amerikan medyası ve Amerikan düşünce kuruluşlarında Türkiye'ye karşı birikmiş bir husumet demeyeyim ama bir karşıtlık var. Yani bugün Türkiye'nin kredisinin pozitif olduğu bir sektör, ister yönetim, ister kongre, ister medya, ister düşünce kuruluşları, ister lobiler olsun, bir sektör yok. O bakımdan çok yokuş yukarı bir işe soyunuyor. Ama diyelim ki yokuş yukarı çıkmak büyükelçinin görevidir. Zor koşullar altında görev yapmak, ifa etmek büyükelçinin görevidir. Tamam. Ama ikinci bir sıkıntı var. Yani bu büyükelçi hangi dış politika değerlerine, Birleşik Devletleri ile nasıl bir politika izlenecek ona baktığımızda şimdiye kadar Ankara'nın Washington'a yönelik olarak izlediği politikalar hiç de umut vermiyor. En başta artık yani ağzımıza şey oldu, sakız oldu. S-400'ler konusu. Amerika'nın bu konudaki tutumu ve ısrarı ve inadı, haklı da demiyorum. Ama ısrarı ve inadı S-400'ler konusu çözülmeden biz bir yere gitmeyiz diyorlar. Türkiye'nin bunu görmesi lazım.
Ama biz hala bunu görmezlikten geliyoruz. Ortak komisyon kuruldu diyoruz. Arkasından Amerika yalanlama yapıyor. Savunma Bakanı bir açıklama yapıyor. Yani olmaz diye tepkiler geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yetmez diye tepkiler geliyor. O bakımdan yeni büyükelçinin manevra alanı Türkiye'nin izlediği politikalar çok dar. Şimdi Sayın Loğlu tam burada S-400'lerden bahsederken dün Pentagon sözcüsünün yaptığı bir açıklamayı da hatırlatalım, isterseniz öyle devam edin. Tabii. Dün akşam yeni S-400 alımları ile ilgili olarak Rusya'dan olası savunma alımları ya da özellikle S-400 yeni bataryalar alımları ile ilgili olarak Türkiye'nin bunu tekrar gözden geçirmesini ve elindeki S-400'leri de elden çıkarmasını diliyoruz gibi daha sert bir çizgi çeken bir açıklama yapıldı. Çok doğru ve çok önemli. Bu gösteriyor ki S-400'ler konusunda Amerikan yönetiminin tutumunda iyiye doğru, yani Türkiye anlamında, Türkiye'nin beklentileri anlamında iyiye doğru değil, tam tersine sertleşme anlamında bir gidişat var. Bu hem mevcut alınmış olan S-400'ler, bundan sonra Rusya'yla atılabilecek aynı bağlamda adımlar bakımından çok ciddi bir uyarı. Unutmayalım, bu sadece bir uyarı da değil. Daha Trump döneminde Türkiye'ye bu nedenle yaptırımlar uygulandı. Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı en son açıklamalardan birinde bu yaptırımların etkisine bakacağız, gerekirse yeni yaptırımlar uygulayacağız diyor. O bakımdan yani Türkiye bu S-400'ler konusunu kendi tek taraflı bir hamleyle çözmedikçe Türk-Amerikan ilişkilerinde bir pencere açılması, bir görüşme sürecinin, iyiye doğru bir görüşme sürecinin başlaması çok zor. Tabii S-400'lerin ötesinde başka alabildiğine yine ciddi sorunlar var. Suriye konusu. Oranın yeni bir askeri üs inşa etmekte olduklarını okuyoruz medyadan. PYD, YPG'ye olan desteklerinin aralıksız devam etmekte olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin ulusal çıkarları ve güvenliği bakımından Suriye'nin toprak bütünlüğü, huzuru, istikrarı S-400'ler konusundan bana göre çok daha önemli. Çok daha önemli. Ama biz orada da bir yetersiz ve yanlış politika izliyoruz. S-400'ler konusunda da çözüm, yani kesin bir çözüm anlamına gelecek hiçbir adım atmıyoruz. Peki Sayın Loğlu, şimdi bu sorunlar manzumesini ya da önümüzdeki dönemdeki olası sıkıntıların tabii özetini yaptık. Aslında çok kabarık bir dosyadan söz ediyoruz. Ben tekrar bu atama meselesine gelmek istiyorum. Sadece Washington atamasından söz etmek istemiyorum. Biliyorum o konuda siz tevazu gereği kişiselleştirmeye belki razı olmayacaksınız ama şimdi sizin kariyerinizi bilenler 2001-2005. Evet, 2001-2005 yılları arasında Washington'da görev yaptığınızı, ondan evvel bir yıl Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı yaptığınızı, ondan evvel de iki yıl müsteşar yardımcılığı yaptığınızı hatırlayacaklar. Şimdi böylesine önemli bir hariciye kariyerinden ve hariciyede de işte müsteşar yardımcılığı, müsteşarlıktan öyle bir posta atanmışken bugün baktığımızda bazı önemli diplomatik görevlere siyasi atama kararı kokan kararlarla atamaların yapılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim bu maalesef yani Türkiye'de sadece Dışişleri Bakanlığı'nın değil, Türkiye'de tüm kurumların zayıflatılması, erozyona uğratılması ve altının boşaltılması sürecinin bir parçası. Bu tabii Dışişleri Bakanlığı açısından çok daha net görülüyor. İki türlü zafiyet yaratıldı. Birincisi Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Yasası birkaç defa değiştirildi. Ve Dışişleri Bakanlığı şey gibi açıldı. Yani
her gelen büyükelçi olabilir, her gelen Dışişleri Bakanlığı merkezde görev yapabilir. Bunlar Dışişleri Bakanlığı'nın kimyasını, yapısını bozdu. İkincisi, meslek dışından atanan insanlar, büyükelçiler. Bunların arasında mutlaka değerli insanlar var. Ama birçoğunun da sorunlu insanlar olduğunu biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı diplomasi bir meslektir. Bunun içinde yetişmeniz lazım. Yetişe yetişe öğreniyorsunuz. Yetişe yetişe pişiyorsunuz. Ondan sonra yani liyakat sahibi işte belli görevlere geliyorsunuz ve getiriliyorsunuz. Biz 30-35 sene görev yaptım. İktidarlar değişti bizim zamanımızda. Ama her türlü koşul altında siyasetçilerin en fazla dikkat ettiği husus Dışişleri Bakanlığı'na siyasetin bulaşmamasıydı. Bulaşmamasıydı. Buna çok büyük özen gösterildi. Bugün tam tersi. Bugün Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu diyor ki en başarılı büyükelçiler meslek dışından atanan büyükelçiler. Neden? Bana göre mesela yanıtı çok basit. Çünkü onlar siyasi iktidarın siyasi tercihlerini ve siyasi yol göstericilerinin aynen uygulayan insanlar oluyor. Yani başarının tarifi ve içeriği de değişti. Başarı bana göre Türkiye'nin ulusal çıkarları, Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin huzur ve güvenliği ne ön planda, hep ön planda tutan insanların yaptığı çalışmalardan alınan neticeler, olumlu neticeler başarıdır. Ama bir siyasi iktidar şunu da yap derse, bunu yaptığı zaman başarılı oluyorsa, o bana göre çok çok yetersiz bir başarı tarifidir. Evet, siyaset mi, liyakat mı öncelik taşımalı tartışması aslında sadece sizin alanınızda değil, akademide, işte silahlı kuvvetlerde pek çok konu başlığında yapılan bir tartışma. Ama çok doğru söylüyorsunuz. Yani siyaset mi, liyakat mı? Bu bütün kurumlar bakımımızdan geçerli. Çok güzel özetliyorsunuz. Yani sıkıntı orada. Liyakat bir kenara itildi. Siyaset böyle şey gibi, bir kabus gibi bütün kurumların üzerine çöktü ve nefes aldırtmıyor. Evet, başka bir açıdan bakınca da monşerler mi bizimkiler mi tartışması açılabilir belki, ama o da başka bir tartışma konusu. Sayın Faruklioğlu, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim.